Evet, herkese merhaba. Bu videomda diyet yapmadan kilo vermenin 7 yolundan bahsedeceğim size. Biliyorsunuz ki iş kilo vermeye geldiğinde diyet yapmak kelimesi bile insanı caydırıyor ya da biraz kaçmanıza sebep oluyor. Ama aslında bugünlerde bunun çok da zorunlu olmadığını öğrendik. Özellikle BANT diye okuduğumuz, yani British Nutrition Therapy Association dediğimiz, İngilizlerin kurduğu Beslenme Terapisi Derneği tarafından 7 tane yol açıklandı. Diyet yapmadan kilo verebileceğiniz 7 tane adım. Başlamadan önce, ilk defa geliyorsanız kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ve videoyu lütfen like etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Birinci adım. Öncelikle kalorilerinizi saymaktan kesinlikle vazgeçmeniz gerekiyor. Bu ne demek? Vücudunuzun aslında isteklerine birazcık kulak vermeniz gerekiyor. Yani bir diyet listesini uygularken aslında vücudunuz daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyorken siz daha az yiyebiliyorsunuz ya da tam tersi. Ama aslında yapmanız gereken biraz vücudunuzu dinlemek. Bu demek değil ki istediğin tatlıları yemek. Tabii ki dikkatli beslenmek ama vücudunuz ne kadar enerjiye, ne kadar besine ihtiyaç duyuyorsa ona göre beslenmek ve asla kaç kalori verdiğinizi sürekli saymamak. Aynı zamanda bunun içine yavaş yemek kuralı da giriyor. Ve doyunca bırakmak, bu çok önemli. Yani yemeğinizi kesinlikle yavaş yemeniz gerekiyor. Ve doyduğunuz noktada bırakmanız. Bu kadar aslında basit. Yani tabağınızda ne kadar kaldığı yemeğin önemsemeyeceksiniz bu noktada. Ama doyduysanız tamam, bırakacaksınız. Başka bir bilgi ise hepimiz elimizi böyle yumruk yapalım. Aslında hepimizin midesi kendi yumruğu kadardır. Yani bu mantıkta düşünürsek, yediğimiz yiyecekleri bir top haline getirdiğinizi hayal ederseniz, yediğiniz bir öğün midenizin içine sığacak, avucunuz kadar büyüklüğünde olmalı. Daha fazlasını yediğimizde zaten kilo alıyoruz. Çok bilge bir zamanda demiş ki, yemek için yaşamayın, yaşamak için yiyin. Bence bu cümle çok önemli. Bunun üstüne birazcık düşünün. İkinci adım. Beyaz yiyecekleri kesinlikle kahverengi yiyeceklerle değiştirin. Bunlar nedir? Beyaz yiyecekler dediğimiz beyaz pasta, pilav, beyaz ekmek gibi yiyecekler. Bunları aslında vücudumuz enerjiye döndürmek için bir süre sonra şekere dönüştürüyor. Ve aslında biz farkında olmadan bu yiyecekleri tükettiğimizde aslında daha çok acıkıyoruz ve şeker ihtiyacımız varmış gibi hissediyoruz. O zaman yapmamız gereken bunları esmer, yani kahverengi olanlarıyla değiştirerek tüketmek. Üçüncü adım. Kesinlikle iyi bir gece uykusu. Belki bu nasıl kilo vermemizi sağlayacak diye düşünüyorsunuz ama aslında biz uykumuzu az aldığımızda ve yorgun olduğumuzda vücudumuz enerjiye ihtiyaç duyduğunu hissettiği için sürekli yemeğe yönelir. Ve bu yemekler genelde gün içerisinde bize enerji verdiğini düşündüğümüz kahve, şeker ya da yağlı yiyecekler olur. Bu yüzden eğer biz gece uykumuzu iyi alırsak ve yorgunluğumuzu minimum seviyeye indirirsek bu yiyecekleri tüketme olasılığımızı mutlaka azaltırız. O zaman bundan sonra normalde uyku için yatağa geçtiğiniz saatten birazcık daha erken geçmeye çalışın ve kalkarken uykunuzu aldığınızdan emin olun. İyi bir uyku hem kilo vermemize yardımcı olur hem de her açıdan sağlıklı bir vücuda ve akla kavuşmanızı sağlar. Dördüncü adım. Yağları tamamen hayatınızdan çıkarmayın. Çünkü aslında diyet yapmak, kilo vermek dediğimizde yağlı hiçbir şey tüketmemem lazım gibi bir düşünce uyanır hepimizde. Ama aslında bilmiyoruz ki bir iyi yağlar vardır, bir de kötü yağlar vardır. Evet, bizim yapmamız gereken kötü yağları hayatımızdan çıkarmak ama iyi yağları da hayatımızda tutmak. Bu iyi yağlar nedir? Mesela avokado, balık, balık ürünleri, badem, fındık, fıstık, bunlar aslında bizim iyi yağ alabileceğimiz ürünlerdir. Kötü yağ dediğimiz ürünler ise
kek, pasta, bisküvi, çörek ya da o mantıkta yapılan her şey. Beşinci adım. Günde mutlaka 5 ya da 6 öğün tüketin. Nasıl yani falan dediğinizi duyar gibiyim çünkü evet genelde diyet dediğimizde ya da kilo vermek dediğimizde az yemek olduğunu zannediyoruz. Halbuki bu çok yanlış bir inanış. Aslında 5-6 öğün tüketerek vücudumuzun ihtiyaç olan enerjiyi sürekli ona vermiş oluyoruz ve aslında acıktım hissini ortadan kaldırıyoruz. 5-6 öğünden kastım 3 ana öğün, 2 ya da 3 tane de aralarına koyduğunuz sağlıklı atıştırmalıklardan oluşan ara öğünler. Bu sağlıklı atıştırmalıklara neler örnek olabilir? Biraz önce bahsettiğim fındık, fıstık, badem. Ya da böyle havuç, salatalık, yağsız yoğurt ve şeker düzeyi düşük meyveler. 6. adım. Stresi kontrol altına alın. Ne alakası var konumuzla der gibisiniz ama aslında stres demek mental olarak vücudunuzun etkilenmesi demek. Bu da otomatik olarak hormon dengenizi etkiler ve bu da beraberinde metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olur. Bunların hepsine toplamda baktığınızda bütün bu saydığım maddeler sizin maalesef alt bölümünüze alınan kiloları anlatır. Yani aynı zamanda bu hissettiğimiz stres bize hem şeker hem de tuz tüketme ihtiyacımız varmış gibi hissettirir. Bu yüzden özellikle yemek yerken stresten uzak olmaya dikkat etmemiz lazım. Mesela işinizi yapmaya çalışırken yemek yemek yanlıştır ya da bir ödevinizi, dersinizi çalışırken o stresle yemeğinizi yemek kesinlikle yanlış. Hatta stresli bir şeyi televizyonda izlerken bile yemek yememeye dikkat etmemiz gerekir. Mümkün olduğunca yemek yerken sakin ve huzurlu bir ortamda yemek yemeyi tercih etmeliyiz. 7. yani sonuncu ama bir o kadar önemli bir adım. Harekete geçin. Evet biliyorum bu hani sürekli hareket edin, spor yapın, kilo verin. Klişe ama maalesef gerçek. Bir şekilde harekete geçmeden gerçekten kilo vermemiz imkansız. Bu çok öznel bir şey. Yani insanların hareket edebilme seviyesi, spor yapabilme seviyesi herkesin kendine özgü. Aslında bunun harekete geçinden kastım ciddi anlamda spor yapmak değil. En azından her gün 10'ar dakika yürüyerek buna başlayabilirsiniz ve daha sonra günden güne dakikanızı arttırmalısınız. Aslında hızlı yürümek koşmaktan çok daha fazla kilo verdiren bir aktivitedir. Size diyet yapmadan kilo verebileceğiniz 7 tane adımdan bahsettim bu videomda. Daha önce de 2 haftalık bir challenge yapmıştım. Şeker, karbonhidrat ve alkol tüketmemiştim. Onunla ilgili videoyu izlemek için hemen buraya tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.